Merhaba sevgili İşi Bilen izleyicileri. Bugün yine önemli konulardan konuşacağız. Çipten bahsedeceğiz. Yongatek Microelectronics CEO'su Ali Baran bizimle bugün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Ali Bey? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Yongatek Microelectronics CEO'su Ali Baran. 2000 yılında Hacettepe Elektrik Elektronik Mühendisliğinden mezun olduktan sonra yaklaşık 14-15 yıl çip konusunda yurt dışında Avrupa'nın önemli mikroelektronik firmalarında çok ciddi bu alanda tecrübe kazanmış birisiyim. Alcatel, ST, ST Ericsson ve bu kapsamda eskiden biliyorsunuz cep telefonu eşittir Nokia zamanları vardı. Evet. Bu zamanlarda biz esasında İstanbul'daki ekip olarak Nokia'nın çok önemli cep telefonu çiplerini tasarlama şansı bulmuştuk. Ve bu yıllarda bizim esasında şöyle bir bakış açımız vardı. Bizim ülkemizde neden bunlar yapılmıyor? Bir gün mutlaka yapılmalı diye bir bakış açımız hep vardı. Onun için biz bu kazanmış olduğumuz tecrübeyi mutlaka bir gün kullanabileceğimizi planlayarak, düşünerek bu alanda mümkün olduğu kadar geniş kapsamda tecrübe kazanmaya ve bilgi birikimi oluşturmaya gayret etmiştik o yıllar içerisinde. Harika. Pekala, Yongatek Microelectronics'in kuruluş hikayesinden bir kısaca bahsedelim Tabii. Ben 2000 yılında Hacettepe Elektrik Elektronik'te mezun olmadan önce esasında hep kendi işimi kurmak, Türkiye'de eğer mikroelektronik demeyelim de yani elektronik alanda, teknoloji alanında bir gün bir miktar veya 100 dolar bir para kazanabileceğimi gerçekleştirebilirsem bunu yüzlerce milyon dolara çıkarabileceğime hep inanan bir insandım ve hep kendi işimi kurmakla ilgili arka tarafta bir bakış açısı, bir beklenti, bir hedef vardı. Ama siz de takdir edersiniz ki kendi işinizi kurabilmek böyle çok basit bir konu değil. Ve bunun için öncelikle sektörde tecrübe kazanmanız gerekiyor, sermaye oluşturmanız gerekiyor ve uygun bir konjektürde bunu yapmanız gerekiyor. Onun için de bu esasında hep aklımızda vardı. Biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi mikroelektronik alanında uzun bir süre tecrübe kazandıktan sonra ülkemizde de bu konunun hiç olmadığı bizim dikkatimizi çekmişti o yıllarda. Ve 2014 yılında Türkiye'de Ericsson bu kapsamdaki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığı gün, zaten biz hazırdık o gün. Dört Türk mühendisle, arkadaşımızla birlikte biz şirketimizi kurma kararı verdik. Sebebi de şuydu. Şirketimiz adına öncelikle Yongatek Microelectronics. Yonga Türkçe'de çip demek. Yani esasında Türkçenin tam olarak karşılığı, çipin tam karşılığı Türkçe'de Yonga. Ve bizim de şirketimiz Yongatek olsun. Yani çip teknolojileriyle ilgili bir isim olsun ve bizim geçmişimizi ve hedeflerimizi ifade etsin diye istedik bunu. Çalışmalarımıza başladık ve bizim de motivasyonumuz şuydu. Biz ülkemizin potansiyeline inanan bir arkadaş ya da mühendis topluluğu idik. Ve bu kapsamda da bizim ülkemizde mutlaka bu zamana kadar çip yapılmamış olabilir. Ama bir gün mutlaka bunun yapılması gerektiğini, yapılacağını, başka türlü ülkemizin gelişmiş ülkeler arasında yer alamayacağını hep inancımız tamdı. Biz de Yongatek Microelectronics tam bu kapsamda ve bu motivasyonla kurduk. Yaklaşık kuralı şu ana kadar 8 yıl bir zaman oldu. 2014 yılında kuruldu. Teknopark İstanbul'da kuruldu. Şu anda Ankara Hacettepe Teknokent'te de ofisi olan, 60 kişinin üzerinde çalışanı olan, 4 tane ülkeye ihracat yapan, artık ciddi boyutta bir mikroelektronik firması olduk. Peki kısaca, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerinizden de bahsedelim mi? Evet, tabii ki bizim Yongatek Microelectronics olarak kısa ve uzun vadedeki hedeflerimiz şunlar. Biz Türkiye'de çipi tasarlamak, eğer Türkiye'de fab olursa, ki olacağına da inanıyoruz, Türkiye'de ürettirmek, sonra hem ülkemize satmak hem de bütün dünya marketine bunu sunabilmek istiyoruz. Ve bunun da bir hayal olmayacağını, bir gün gerçek olacağınıza bütün kalbimizle inanıyoruz. Çünkü bu hakikaten zor, biraz da şey bir sektör, çip sektörü, korumalı bir sektör, girmenin çok kolay olmadığı bir sektör. Çünkü yapılması gereken yatırımların çok büyük olduğu bir sektör, oyuncuların, büyük oyuncuların olduğu bir sektör, rekabetin çok acımasız olduğu bir sektör. Onun için zor bir sektör ama biz bu zoru başaracağımıza inanıyoruz. Bizim kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz şunlar. Öncelikle daha basit mikrocontroller gibi basit robotları kontrol eden çiplerle bunları markete sunabilmek. Daha sonra akıllı şehirler ve kamera, görüntü işleme tarafındaki çipleri oluşturup markete sunabilmek.
Uzun vadede haberleşme 5G tarafında artık kendi çözümlerini çipe koyabilen, hem ülkemize hem de yurt dışına satabilen bir firma olmak istiyoruz. Peki çip krizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çip krizi, evet esasında bir çip kriziyle ilgili bayağı bir görüş verme şansı bulduk. Bu konuyla ilgili çok konuşuyoruz. Çip krizi pandemiyle oluşmuş bir kriz değil. Öncelikle bunu bir belirtmek istiyorum. Çip krizi zaten oluşacaktı. Sadece pandemi bunu biraz tetikledi ve öne aldı. Bunun sebebi de şu. Çünkü 5G, IoT ve görüntü işleme tarafındaki konulardaki talep, çipe oluşan talep çok arttı. Ama arz aynı şekilde artmadığı için artık çip üretim kapasiteleri talepleri karşılamaz hale geldi. Pandemi döneminde sadece şöyle bir etkisi oldu. Pandemi döneminde cep telefonuna, tablete, bilgisayara gibi evden çalışma, uzaktan çalışma gibi konular olunca markette hızlı bir talep oluştu. Bu talep oluşunca bu krizi biraz öne getirdi esasında. Yine bu krizle karşılaşacaktık bunlar da olmasa ama biraz daha geç karşılaşacaktık. Çip kriziyle ilgili de şunu söylemek istiyorum. Bence çip krizine daha yeni başlıyoruz. Özellikle Amerika'nın ve Çin arasındaki teknoloji savaşının artık biz çip savaşına dönüştüğünü görüyoruz. Ve bu savaş daha da gelişecek, daha da ilerleyecek bu sürtüşme. Ve bunun noktasında biz bu çip krizinin esasında global bir krize dönüşeceğini ve bunda da artık Çin'in ve diğer üreticilerin ciddi miktarda kayba uğrayacağını, Amerika'nın bu konuyla ilgili çok stratejik planları olduğunu görüyoruz. Ve çip krizi biraz daha derinleşecek, biraz daha ağırlaşacak. Bu kapsamda da maalesef yani buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. İlerleyen zamanlarda göreceğiz diyorsunuz. Evet, ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Peki, Avrupa ve Amerika'da yürürlüğe alınan çip yasaları ve destekerliğinin asıl amacı nedir yani? Alınan önlemler sizce yeterli mi kısaca aslında? Evet, şöyle söyleyeyim. Tam olarak esasında bu şu anda alınan önlemler savaşın başladığını gösteriyor. Şu anda bir savaş başladı esasında. Bunun önümüzdeki dönemlerde farklı süreçlerine geçeceğiz. Şu anda alınan bu önlemler şunu söylüyor. Artık Amerika kaybetmiş olduğu ya da kaybedebileceğini düşündüğü dünyadaki ticaret egemanyasını ya da marketini ya da en büyük olma noktasını kaybedebileceği konusunu tekrar alabilmek için kendisine savaş konusu olarak çipi seçti. Bu da şu, çip konusu şundan stratejik bir konu. Çipteki bütün önemli yazılımlar zaten Amerikan şirketleri tarafından yapılıyor. Esasında tasarımın çoğu da Amerikan ve Avrupa şirketleri tarafından yapılıyor. Ama artık üretim konusunun bu kadar stratejik olacağını eskiden düşünmüyorlardı. Eskiden şöyle düşünüyorlardı. Çip, Silikon Vadisi yani Amerika'da tasarlanır, Çin'de, Güney Kore'de üretilir gibi bir söylemi vardı. Tayvan'da üretilir gibi bir söylemi vardı esasında. Tam olarak söylem buydu. Silikon Vadisi'nde tasarlanır, Tayvan'da üretilir. Ama artık gelinen noktada şunu görüldü. Bu Japonya olsun, Güney Kore, Çin ve buradaki Malezya, buradaki firmalar da artık kendi çiplerini tasarlar hale geldiler. Ve markette büyük bir oyuncu haline geldiler ve sonra görüldü ki çipin üretiminin de çok stratejik olduğu anlaşıldı. Ve bu noktada Amerikan devleti öncelikle böyle bir aksiyon alarak öncelikle kendi ülkesinde bir çip yasası oluşturdu ve bununla ilgili ciddi bir destek oluşturdu. Bunun amacı da tam olarak şu, Tayvan'daki, Güney Kore'deki ve tarafındaki o Nederland'daki olayları birazcık sıkıntıya uğratarak oradaki üretimi durdurduğu noktada kendisinin markete oluşacak bu talebi karşılamak için bir şey oluşturması, kapasite oluşturması gerekiyor. Tam olarak yapılmaya çalışılan da bu. Ve bu savaşı çıkartıp ve bundan da avantajlı duruma geçmek. Amerika'nın tam olarak yapmak istediği konu bu. Evet. Onun için bu yasa çıkartıldı. Avrupa tarafı da bunu gördüğü için, Avrupa tarafı esasında burada belirleyici değil çok fazla. Bu savaştan da çok olumsuz etkilenecek ülkelerden başında yer alıyor. Bence Almanya olsun, Fransa olsun bunlardan çok ciddi etkilenecekler. Çünkü Almanya ticaret hacmi olarak Amerika'dan, Çin'den sonra en büyüklerinden bir tanesi. Çok fazla çip kullanarak markete ürün sunuyor. Artık bunlara çipe ulaşmakta ciddi sıkıntı yaşayacak ve yaşadığı sıkıntılarda eminim ki ekonomisini olumsuz noktada etkileyecek bu konu var. Tabii Avrupa'da alınan önlemler de bunu ne kadar yumuşatabiliriz, buraya ne kadar hızlı bir şekilde bir çözüm sunabiliriz noktasında ama sorunuza şöyle cevap vereyim. Yeterli mi? Bence bu çok yani kısa zamanda yeterli olmayacak. Uzun vadede bir çözüm oluşturabilirler ama kısa vadede oluşmayacak. Bunun sebebi de şu, çip fabrikalarını kurup
gerçek manada bir çip fabrikasını kurabilmek için yaklaşık 5-10 milyar dolarlık bir yatırım yapmanız gerekiyor. Parası da çok problem değil. Parayı da buldunuz, yaptınız. Bir zamana da ihtiyacınız var bu fabrikanın işlevsel ve verimli bir şekilde ayağa kaldırılabilmesi için. Bunun için de bizim öngörebildiğimiz zamanlar minimum 24 ay, ortalama 36 ay. Yani 3 yıl gibi bir zamana ihtiyacınız var verimli bir şekilde üretim yapıp onları ayağa kaldırabilmeniz için. Evet, kesinlikle. Peki ülkemizde bu kapsamda yapılan çalışmalar neler veya neler yapılmalı kısaca? Ülkemizde biraz önce de belirtmiş olduğum gibi bu kapsamda yapılan çalışmalar maalesef biz her şeyi, birçok şeyi geriden takip ettiğimiz gibi bunda da çok geriden takip ediyoruz. Yetersizlik var ama şundan mutluyuz. Artık ülkemizde de bu kapsamda bir şeyler yapmalıyız bilinci oluştu. Yakın bir zamanda hep birlikte Teknofest'de biz paydaş firmalardan bir tanesiyiz. Orada çip tasarım yarışmasını organize ettik. Ve buradaki motivasyonumuz da şu. Biz ülkemizde bu know-how'un, bu bilincin oluşması gerektiğine inanıyoruz. Genç mühendis arkadaşlarımızın, üniversitede okuyan arkadaşlarımızın ben kendi çipimi tasarlayabilirim diye düşünsün istiyoruz. Ve bu kapsamda da katkı sağlıyoruz. Teknofest'e katılma motivasyonumuz da bu. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımız Teknofest'in ziyaretinde şunu belirtti. Artık milli çipimizi yapacağız diye, bu ilk defa Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemiş olduğu bir konuydu. Bunun için çok memnun olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bugün bu yayından biraz önce de Savunma Sanayi Başkanımız Sayın İsmail Demir artık Malezya tarafında bir tane fabrikayla, o da bizim çalıştığımız fabrikalardan birisi Siltera, onlarla bir ortaklık yapmak istediklerini belirttiler. Ve bunlar çok somut ve çok güzel gelişmeler. Biz zaten bu Malezya'daki firmayla 2019 yılında stratejik çözüm ortaklığı anlaşması yapmış bir firmayız. Ne kadar önde olduğumuzun, marketi ne kadar drive ettiğimizde bu esasında bir gösterim. Yani 2019 yılında Türkiye'de bir firma olarak gidip bu firmayla iyi niyet anlaşması yaparak buralarda üretim yaptıran bir firmayız. Ve devletimiz artık buraya ortak olması gerektiğine ikna olmuş ve bu kapsamda çalışmalar yapıyor. Bunlar tabii yeterli olacak mı? Bence bunlar bir miktar önümüzdeki zaman içerisinde Türkiye'ye bir katkı sağlayacak. En azından bir çözüm yolu oluşturacak. Ama inşallah ben de inanıyorum ki bu ve bunun gibi faaliyetler artarak devam eder ve ülkemiz de bu kapsamda %100 dışa bağımlı olmaktan kurtulur ve kendi ürününü kendi yapıp hem kendi ihtiyaçlarını karşılar hem de bütün dünya marketine satabilir. Yani Türkiye çip üretmek zorunda mı? Bence zorunda. Ben şöyle söylüyorum, Türkiye çip üretmek zorunda mı? Kesinlikle zorunda. Eğer Mustafa Kemal Atatürk'ün vermiş olduğu muasır medeniyetler seviyesine çıkmamız gerekiyorsa, yine aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın her şeyi kendimiz yerli ve milli yapacağız, hiç kimseye, ambargolara karşısında kimseye diz çökmeyeceğiz diye bir söylemi ya da inancı varsa, ki bizde bu her iki inanç da var, bu inancı taşıyacaksak, yarın çocuklarımıza daha bir güzel ülke, daha bağımsız, daha sorunlarını çözmüş, ticari olarak daha gelişmiş bir pozisyonda ülke bırakmak istiyorsak bunları yapmak zorundayız. Başka hiçbir çaremiz yok. Yapamadığımız her konuda emin olun bize bunlar sıkıntı olarak dönecekler ve bizi kontrol etmek zorunda kalacaklar. Ve biz esasında bu üzerimizde oluşturulan baskıları, ambargoları, sıkıntıları aktarabilmek için tam bağımsız olmak zorundayız. Tam bağımsızlığın yolu da elektronik sektörde çip. Ben bir de şunu söylemek istiyorum. Çip sektörü öyle bir sektör ki şu anda Türkiye'de savunma sanayisi kapsamında işte gemilerimizi yapıyoruz, uçaklarımızı yapıyoruz. Başka sektörle ilgili çok ciddi gelişmeler oldu. Yani çok önemli gelişmeler oldu ama öyle bir sektör ki unutulmuş, butik kalmış. Esasında her yerde kullanılan bir ürün. Yani bugün çipin olmadığı hiçbir ürün yok esasında elektronik ve teknoloji içeren. Ve bu kadar kritik bir sektörde bizim %100 dışa bağımlı olarak bu şekilde gelişeceğimizi hayal etmek bence bahtsızlık olur. Yani çok akıllı yere basan bir fikir oluşmaz. Mutlaka burada sıkıntı yaşayacağız eğer bunu çözmezsek. Ve onun için de bunun mutlaka çözülmesi gerekiyor. Bir de şöyle bir avantajı var Türkiye'nin. Türkiye çip yapmak zorunda mı sorusunun. Şöyle, Türkiye eğer nüfusu az bir ülke olsa, 10 milyon, 15 milyon olsa, ekonomik potansiyeli küçük bir ülke olsa yapmak zorunda olmayabilir. Fabless olabilir, yani fabrikası olmayan bir ülke olabilir, tasarım yapabilir ama Türkiye bugün 80-85 milyon nüfusu olan ve dünyanın birçok yerine esasında beyaz eşya sektöründe, otomotiv sektöründe çok ciddi oyuncuları olan bir ülkeyiz. Buradaki sayılar çok yüksek. Şimdi bu sayılar, bu potansiyeller olunca biz ülkemizde mecburen çip yapmak zorundayız diyoruz. Yani hem ticari olarak zorundayız, yani akla mantığa uygun olsun diye sürdürülebilir büyümeyi sağlayabilmek açısından, hem de tam manasıyla bağımsız olmak açısından biz bunu yapmak zorundayız. Pekala, sohbetimizin sonuna geliyoruz ama son olarak bizleri izleyenlere neler söylemek istersiniz?
Evet, ben bizleri izleyenlere neler söylemek isterim? Şunu söylemek istiyorum. Genç mühendis arkadaşlarımıza, bizi izleyen bütün teknoloji ilgili vatandaşlarımıza, çip konusu memleketimizde maalesef şu ana kadar ütopik bir konu kalmış. Zor bir konu olarak gösterilmiş. Bu konuyla ilgili çok fazla bir faaliyet yapılamamış. Ama hiçbir şey için geç değil diye söylüyoruz. Ve biz kesinlikle bu ülkede çip yapılabileceğine ve bunu bütün dünya marketine sunulabileceğine bütün kalbimizle inanıyoruz. Her şey bir inanmakla başlar. Üniversitede okuyan, elektronik mühendisi, bilgisayar mühendisi, makatronik mühendisliği gibi konuları seçen arkadaşlarımıza özellikle belirtmek istiyorum. Böyle bir konunun, böyle bir sektörün de var olduğunu bilerek hazırlıklar yapalım. Kariyer planlarımızı da bunlara göre yapalım. Üniversitedeki eğitim politikalarımızı, eğitim içeriklerimizi de bu kapsamda özgünleştirelim. El ele verelim akademi, sanayi, üniversite ve devletimiz ve biz eminim ki bu kapsamdaki sıkıntılarımızı da çok kısa bir zamanda hep birlikte çözüme kavuşturacağız. Peki çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve verdiğiniz değerli bilgiler için. Başarılar diliyorum bu yolda size. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz Yonge Tek Microelectronics CEO'su Ali Baran'dı. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın.